Saat 08:15 günlerden pazar. Kampımın 18. günündeyim. Spil Dağı'nın eteklerinde kamp yapıyorum. Bir gecelik kampın ardından İzmir'e doğru yol alacağım. Çok da fazla bir yolum kalmadı. Belki yolda bir yerlere uğrarım. Çok güzel, huzurlu bir gece geçirdim. Sessiz, sakin. Şimdi kalkıp hazırlanıp kahvaltıdan sonra yola düşeceğim. Görüşürüz. Kamp yerim böyle arkadaşlar. Çok sessiz. Sakin. Şöyle buradan da yola çıkıyor. Ama bu yoldan araba çok binde bir geçiyor. Bugün iki kere araba geçti. Dün hiç geçmedi. Buradan bir aşağıda yerleşim yerleri var. Oraya gidiyor. Başka da geçen falan yok. Diğer yol yukarıdan gidiyor. Kahvaltıyı hazırlamam lazım. Dağda olduğumuz için hava biraz serin burada. O yüzden montumu giydim. İki tane de ekmek aldım. Hiç gerek yok. 2 gün kalırım diye hesap ediyordum. Aldım. Boşu boşuna bayatlıyor burada şimdi. Mis gibi çam kokuyor her taraf. Çadırı toplarken bile altından böyle çam kokusu geliyordu. Çama doydum burada. Bu üçgen peyniri aslında sevdiğimden değil de mecburen en dayanıklı yine bu oluyor. Bunu alıyorum. Yoksa tadı madı güzel değil. Sevmiyorum yani. Kutu peynir de çabuk bozuluyor. Bir avuç zeytin 9 lira. Kahvaltı yaptıktan sonra yallah İzmir'e doğru gideceğim. Yollarda görürsem güzel bir yerler, keşfedilecek bir yerler, yine kamp yaparım. İzmir de buradan çok uzak bir yer değil aslında, yakın. Dayı nasılsın? İyisin. Şükürüm abi. Yaş kaç? Yaş sorma. Yaş bitiyor. 85. Kaç? 80. 80 mi? Daha gençsin ya. Daha dur bakalım. Vay. Vay vay vay. Bizim eski bahçedeki kirazlar gibi ya. Vay, güzelmiş. Neredesin sen? İstanbul'da. İstanbul'da. Hı. Kirazı kaça satıyorsun? 10 lira. 10 lira. Vallahi bedavaya satıyorsun. Bedava. He? Bedava da. 10 lira bedava ya. İstanbul'da pahalı. Evet. Marketlerde pahalı. 10 lira bedava. Vallahi yerim olsa alırım. Yerim yok yani. Yerim olsa alırdım. Al bir avuç al ya. Nerede yiyeceğim ki? Ezilir ya. Koysam şimdi. İzmir'e benim 4. gelişim. İzmir'de yine her şey aynı galiba. Buralar hep aynı. Hep çalışma var. Sürekli çalışma var. Şuraya bak. Muslukların kafaları hiçbiri yok.
çıkarmışlar. Sular akmıyor buradan. Yani şuraya bir su getiremiyor musunuz ben? Çözemiyorum ya. Hiçbirinin kafaları yok. Su da akmıyor zaten. İçerisi de çöp gibi. Bakımsız bir halde. Etraf zaten inşaat sahası. Ne zaman gelsem bu inşaat böyle devam ediyor buralar. Ne yapıyorlar ben çözemedim buralarda. Ne bileyim, nasıl bıraktıysam öyle işte buralar. Burada askerlik yapmış olduğum karakolu bir ziyaret ettim. Kimler var, kimler yok diye. Daha doğrusu karakolu nasıl, eski halinde duruyor mu diye baktım. Hiçbir değişiklik yok. 20 seneden fazla oldu ben askerlik yapalı. Aynı yerdeki taşlar aynı duruyor. Biz yapmıştık o zaman da. Aynen duruyor. Kamelya aynı. Hiçbir değişiklik yok. Sadece burada normal asker durmuyor. Şey duruyor. Yani paralı asker duruyor. Uzman çavuş falan. Ya sohbet ettik. Ondan sonra dedim işte hiçbir şey değişmemiş. Hiçbir şey yapmamışlar burada. Olduğu gibi duruyor dedim. Biliyorlar. Şimdi tam şu karşımdaki bina, şurası benim nöbet tuttuğum yer. Burada uzun süre, saatlerce nöbet tuttum, günlerim oldu. Bazen göreve giderlerdi, gelmezlerdi. Biz nöbet tutardık sürekli. Bizim devrimiz gerçekten çok sıkıntılı geçti. Çok şanssızdık yani. Aylarca böyle günde 9 saat, 12 saat nöbet tuttuğumuz zamanlar oldu. En az tuttuğumuz nöbet sayısı 6 saatti. 3-3-6 tutuyorduk. Ay şimdi görünce insan bir tuhaf oluyor. Burada da bir değişiklik yok. Aynı tas aynı hamam. Asker göremedim. Dediler ki biz bakıyoruz dediler ama ben burada asker göremedim. Şimdi kordon boyunu biraz dolaşacağım, gezeceğim. Ondan sonra daha doğru tırmanışa geçeceğim. Dağda Karagöl'e yakın bir yerde kamp atacağım. Karagöl'ün içerisi ücret olduğu için orada kalmayacağım. İzmir kordon boyunu gezdim. Şöyle bir tur attım. Burada anıtın olduğu yerde bir fotoğraf falan çekildim. Yani İzmir'den fazla bir şeyler göstermek istemiyorum. Sıcak, kalabalık. Yani gösterecek benim hiçbir şeyim yok burada. Şimdi Karagöl'e doğru ilerleyeceğim. 27 kilometre gösteriyor buradan Karagöl. Dağa doğru tırmanmaya devam. Yolda görüşürüz. Dağları tırmana tırmana Karagöl'e yakın bir yere geldim. Güzel de bir yere çıktım. Burada çadırımı kuracağım. Bu gece burada geçireceğim. Yokuştan aşağı indim şuradan. Orada yol kapalı. Taş koymuşlar önüne. Neden koymuşlar bilmiyorum. Kimsenin gelebilme ihtimali zaten yok buraya. Benden başka. Bu gece burada kampımı geçiririm. Yarın da programımıza bakarız. Yemek için BİM'den şu peynirli böreği aldım. Ne alayım ne alayım. Baktım peynirli börek var, dedim bunu yapayım, bugün bunu yiyeyim. İnşallah güzeldir. Börekleri kızartmaya başladım ben.
Hepsini yapacağım ki bozulmasın. Börekler pişti. Çayı da yaptıktan sonra yemeğe hazır. Ama daha karnım acıkmadı. Çayı biraz geç yapacağım. Bakalım tadı nasıl? Görüntüsü fena değil. Çadırı kurdum, bıraktım öyle. Ben tura çıktım, öyle motorla geziyorum. İleriden de su aldım. Soğuk su. Şimdi bendeki sular sıcak olduğu için hiç içilmiyor. Hem soğuk suyum oldu, hem de biraz dolaşmış oldum. Canım sıkıyor zaten. Hiç olmazsa biraz vakit geçer. Saatte zaten 8'e geliyor. Herhalde öyle bir şeydir.